بسم الله الرحمن الرحيم. İşte kavuştun Zeynep'e ey Kerbela. Gül-i Zehra, can-ı Heyder'e ey Kerbela. Adem'den bu yana beni bekledin. Sana şahit bir çift göz bekledin. Ne kadar da çok kurban istedin. Helmin Nasir'in sözü bekledin ey Kerbela. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah. Ve alel arvahilleti hellet bifenaik. Aleyke minna selamullahu ebeden ma begitu ve begiyel leylu ve nahar. Ve la cealahullahu ahire lehdi minna le ziyaretekum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin. وعلى أصحاب الحسين سلامların en güzeli olan Allah'ın selamıyla Kerbela şehitleri, İmam Hüseyin matemzedeleri ve siz değerli Hüseyin'le biatlaşmaya gelen Hüseyin dostlarını selamlıyorum. Özellikle bu sabah görüştüğüm Ayetullah'l-Uzma Sistani'nin tam yetkili vekili ve damadı, Dünya Ahlülbeytler Kültür Merkezi Genel Sekreteri Ayetullah Şehristani'nin taziye ve selamlarını huzurlarınıza arz ediyorum. Hüseyin Matemzedeleri, Peygamberimizin İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam hakkında onlarca buyruğu vardır. Şiasıyla, sünnisiyle ortak bir şekilde naklettiği onlarca, yüzlerce hadis vardır. Hadislerden birisi şudur: Hüseyinu minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Peygamberimiz bu kısa buyruğunda birçok hikmetli ve manalar buyurmuştur. Hadisin birinci bölümü, Hüseyin bendendir. Hiçbir açıklamaya gerek duymaksızın açık ve nettir. Çünkü Hüseyin peygamberin evladıdır, peygamberin kanındandır. Önemli olan, dikkatlerinizi çekmek istediğim nokta hadisin ikinci bölümüdür. Peygamberimiz buyuruyor, ben de Hüseyin'denim. Maalesef bu bölüm üzerinde fazla durulmamıştır. Bu bölüm büyük hikmetler ve büyük manalar içermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yer yer ashabını övmüştür. Salman-ı minna ehlel beyt, Salman biz ehli beyttendir. Ya da Ammarun ma'al hak, Ammar hakladır. Bu buyrukları var. Ama hiçbir yerde peygamberimiz biz Salman'danız ya da hak Salman, hak Ammar'ladır buyurmamıştır. Peygamberimiz Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim buyurduğunda, yani doğruluk, adalet, risalet, ilahi vahy ve vilayet konuşmaktadır. Ve ma yentiqu anil hava İn huve illa vahyun yuha. Çünkü Muhammed nefsinden hiçbir şey söylemez. Söylediği her şey ilahi vahdir, ilahi buyruklardır. Bazıları diyorlar ki İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam 1400 yıl önce Kerbela'da bir coğrafi bölgede şehit edildi. Niçin bu matemler? Niçin bir araya gelip de ağlamalar? Bu düşünce sahipleri bundan gafiller. Bu zihniyet sahipleri bundan gafiller ki İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın kıyamı ve aşurası cismi ve ruhi olarak iki boyutludur. Cismi boyutu 1400 yıl önce Kerbela'da kaldı. Ama ruhi ve manevi boyutu zaman ve mekan ötesidir. Asla
eksime, yıpranma kanununa tabi olmamıştır. Emir el-Mu'minin Ali İbn Ebi Talib aleyhissalatü vesselam buyurduğunda el-ulema'u bağun, alimler bakidir. Bu buyrukta havzalarda, üniversitelerde ilim tahsil etmişler maksat murat edinmemiştir. Belki ilahi ruhu taşıyan alimler murat edilmişlerdir, bakidirler. Bu ilahi ruh o kadar yüce azametli ki peygamber kendisini o ruhtan görmüştür. Çünkü bu ruh ölmez, ebedidir. Ahlak, düşünce, adalet, özgürlük, hürriyet ölebilir mi? Hürriyet ve özgürlük İslamiyet'teki yeri ve konumu inkar edilemeyecek kadar açıktır. Çünkü Yüce Allah beşere tekvini hürriyet ve özgürlüğü vermiştir. Bizden isteği ise özgürce yaşayıp o özgürlüğü, o hürriyeti günlük yaşamımıza aktarmaktır. Peygamberler, peygamberlerin varisleri insanlara özgürlük getirdiler. İnsanlığı, beşeriyeti esaret zincirlerinden alıp özgürlüğe götürdüler. Din ve mukaddes şeriatın özgürlük ve hürriyeti İmam Hüseyin ile bütünleşti. İmam Hüseyin Kerbela'da özgürlük ve hürriyet sancağını dalgalandırdı. Çünkü İmam Hüseyin bu uğurda en yakınlarını feda etti kendisiyle birlikte. Bazıları zillet ve zelilane yaşam olsun da yeter ki yaşayalım deyip de her şeye boyun eğmektedir. Ama bazıları hayat, yaşam ötesi bir değerin olduğuna inanmaktadır. Özgürlük, hürriyet, şecaat, şahsiyet yaşam ötesi bir değerdir. Ve bu uğurda seve seve her şeylerini feda edebilmekteler. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın Kerbela'daki şiarı şuydu: Mautu fi izzin hayrun min hayatin fi zulli. Zilletle yaşamaktansa ölüm bizim için onurdur, izzettir, yüceliktir. Bu şiar hakikatta insanlığı saadete, kurtuluşa götürdü. Bu şiar insanlığın esaret zincirlerini kırdı. Asla unutulmamalıdır ki İslam'ın feryadı insani keramet, özgürlük, hürriyettir. Çünkü İslam adalet münadisidir. Çünkü İslam hürriyet, özgürlük münadisidir. O gün İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam Ömer-i Sad'ın askerlerine şu şiarı buyurarak onları ebedi bir alçaklığa ve namertliğe gömmüştür. Yazıklar olsun size ey Ali Ebu Sufyan taraftarları, dininiz yoksa, Me'ata inanmıyor iseniz bari dünyanızda özgür insanlar olun. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın o günkü şuarı, o günkü sloganı bugünkü insan haklarıdır, günümüze geldi. Aşura ve Kerbela peygamberin ümmetine verdiği o özgürlüğü Ebu Sufyan hanedanından alıp tekrar ümmete hediye ettiği bir gündür. Dikkat edersek Emir el-Mu'minin İmam Ali'nin ümmet hakkındaki korkusu da bu daldaydı. Emir el-Mu'minin korkusunu şöyle dile getiriyor: ben ümmetin Beytülmal'ı yağmalayan, insanların özgürlüğünü alan, kendilerine köle eden, salihlerle, müminlerle savaşan Beni Umeyye'nin peşine takılıp onlara itaat etmesinden korkuyorum. Evet değerli müminler, Hüseyin dostları, İmam Hüseyin Kerbela'da canını, ailesini feda ederek onur ve özgürlüğü bize miras bıraktı. Dönemin ağzı salyalı emperyalistlere karşı verdiği kutlu mücadelesinde zalimlerin yüreğini titretti, mazlumlara bir ümit oldu.
günümüze Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın özgürlük mesajı, özgürlük bayrağı sancağı günümüze gelmişti. Kerbela gerçeği hakikatta o gün Kerbela sahrasında Kerbela'nın kahramanı Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha bu kıyamın, bu bayrağın kıyamete kadar dalgalanacağını şöyle beyan buyurmuştu. İbn-i Ziyad'ın Yezid'in meclisinde o pelit melun Yezid'e karşı şöyle buyurmuştu. Ey Yezid, dilediğin kadar hile tezvir yap. Gücün yettiği kadar çalışıp çabala. Allah'a and olsun ki asla bizim zikrimizi kalplerden silemeyeceksin. Ve bugün sizin kalplerinizdeki o muhabbet Hüseyin muhabbetidir. Allah bizleri Hüseyin sevgisiyle yaşatıp Hüseyin sevgisiyle dünyadan geçen müminlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.